Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Emme ba'd. Kıymetli müminler, bugünkü vaazımızın konusu salih amel konusu olacak. Yüce Rabbimiz Sebe suresi 37. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizübillah. Ve me emvelukum وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِلَّتِي تُغَرِّبُكُمْ عِلَّنَا زُلْفَ. Sizin ne mallarınız ne de evlatlarınız mertebece sizi bize yaklaştıracak değildir. Yani bizim katımızda bize yaklaştıracak değildir. اِلَّا مَنْ اَمَنَ وَعَمِنَ صَالِحًا. Ancak iman edip salih amel işleyen kimseler müstesnadır. Bunlar Allah-u Teala'ya yaklaşabilirler. فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الظَّعْفِ بِمَا عَمِلُونَ. Onlar yapmış oldukları şeylerden dolayı Allah onlara bunun sevabını kat kat verecektir. وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ اَمِنُونَ. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler diyor, buyuruyor Allah-u Teala. Evet, yani insanoğlunun malının fazla olması veya evladının adet cihetinden, adetçe, sayıca çok olmasının Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Elbette güzel yetiştirilmiş bir evlat bir anne baba için gurur kaynağıdır. Ancak dediğimiz gibi yani evladın sayıca çok olması. Mesela kimisinin 2 çocuğu var, kimisinin 10 çocuğu var. İşte 10 tane çocuğum var diye böyle insanlar arasında ki bu hareket cahiliye devrinde, cahiliye dönemindeki insanların yaptığı şeylerden bir tanesi. Çocuklarının sayısı ne kadar fazla ise o kadar onlarla övünüyorlar, gurur duyuyorlar. Hatta Tekasür suresinde de bunu bahsediyor. El-Hakumut Tekasür, çokluk onu oyaladı. Hatta Zürtümül Megabir. Hatta kabre gittiler, ölülerini dahi saydılar orada. İşte bizim şu kadar, biz şu kadar kalabalık bir aileyiz diye. Bunu efendime söyleyeyim, söylüyor. Ancak salih amel işleyen kimseler müstesna. Pekala, salih amel nedir? Bunun hemen size söyleyelim. Salih amel hem dünyada hem de ahirette insanlara fayda sağlayacak olan amellerdir. Yani amel demek iş yapmak demek. Her iş insanı kurtuluşa götürmez. Mesela kötü fiiller de bir iştir. İbadetin dediğimiz gibi hem bu dünyada bize fayda sağlaması lazım hem de ahirette bizim menfaatimize olacak işlerden olması lazımdır. İnsanlar bir iş yaparken yapmış olduğu işin neticesinde bir fayda beklerler. Mesela tarla ekiyorsunuz, bahçe yapıyorsunuz. Mesela şimdiki zamanlar mesela bahçe mevsimleri. Zannediyorum ki mısır mesela belleme mevsimi şu anda. Mısırı ne yapıyorsunuz? Fazlalıklarını temizliyorsunuz. Efendim dibini kazıyorsunuz, havalandırıyorsunuz etrafını. Mısır bellendikten sonra bellenmemiş mısırı oranla daha fazla boyutlar değil mi? Ve daha güzel, efendime söyleyeyim, mısır koçanı çıkar o mısırlardan, bellenmiş mısırlardan. Neden kazıyorsun onu, neden belliyorsun? Daha büyük koçana, daha güzel mısır elde edebilmek için. Şimdi, dünyada yaptığımız işlerde de gerek faydalı olsun, gerek faydası olsun, insanlar bundan bir iş beklerler. Faydalı örneğimiz mısır tarlası olsun. Faydasız örneğimizde de adam mesela hırsızlık yapıyor. Hırsızlığı neden yapıyor? Örnek veriyorum, şu telefonu mesela çok beğenmiş. Çok seviyor. Bundan da birisinde var. Gidiyor o kimsenin telefonunu çalıyor. Çaba sarf etmeden, efendim emek vermeden istemiş olduğu bir şeye sahip oluyor. Yani neticede bir menfaat bekliyorlar. Bir işi yaparken ondan menfaat elde etmek fayda değildir. Fayda verecek yöntemlerle yapmak gerekmektedir. Yani dediğimiz gibi hem dünyamıza hem de ahiretimize fayda sağlayacak bir şey olsun ki bu salih amel olarak nitelendirilebilsin. Allah-u Teala iman edip yukarıda okuduğumuz ayet-i kerimede salih amel işleyen kimselerin mükafatlarını taslamam. Yani hak ettikleri vermek, hak ettikleri kadarıyla vermekle kalmayacak, kendi katından, kendi tarafından da o insanları ödüllendirecektir. İşte salih amel Allah'ı insanı yaklaştıran bir ameldir. Efendim mükafatını Allah-u Teala'nın vereceği misil edil kat kat daha fazlasıyla bizim
karşılığını alacağımız ibadetlerdendir. Ama salih amel işlemeyi terk edersek Allah'ın azabına uğrayacağımız gibi efendime söyleyeyim, bir de büyüklük tasladığımız zaman işte o zaman Allah-u Teala Müslümanları elem dolu bir azapla uyarıyor. Estaizu billah, Nisa suresi 173. ayet. Ve emmellezine istekberu çekinen ve kibirlenen kimseden efendime söyleyeyim, feyuazzibuhum azaben elime, onları elim yani ağır bir azapla azaplandıracağız. Ve la yecidune lehum min dunillahi veliyyen ve la nasira, onlar Allah'tan başka kendisine yardım edecek ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilecekler. Yani biz elhamdülillah Müslümanız. Bizim Allah-u Teala'ya kibirlik taslamak gibi bir şeyimiz yok. Yani Müslüman zaten Allah'a kibirlik taslarsa bu şirk oluyor. Ama yarattıklarına karşı da mütevazi olmak ve büyük taslamamak lazım. Evet. Yine salih amelle ilgili bir ayet-i kerime. A'raf suresi 142. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, İman edip salih amel işleyenler, لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا, bu kimselere ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. اُلَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, onlar cennet ashabıdırlar. هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ, çıkmamak üzere oraya girecekler. Yani orada bir daha çıkış yok cennete girdikleri vakit. Bakınız iki ayet-i kerimede de, az önceki ayet-i kerimede de onlar cennetteki köşklerinde emin olarak otururlar. Yani oradadırlar, cennet köşklerindedirler dedi. Burada da ebedi olarak cennete gireceklerdir buyurdu. Şimdi Allah-u Teala insanların gücü ölçüsünde mükellef tutmuştur. Yani bu ifadeyi şimdi kendimizce yani tefsir etmememiz, kendi zihnimizce anlamamamız gerekiyor. Nasıl? Şimdi bir insanın gücünün yeteceği kadarını ona yüklemek demek, bir, o insanı gaflete sevk etmemesi lazım. Yani benim gücüm bu kadar, ben bu kadar yapabiliyorum. Efendime söyleyeyim, ben fazla sıkıntıya gelemiyorum. Şimdi bakıyorsunuz, mesela adam namaz uzayınca, efendim ben de işte daralıyorum, sıkılıyorum diyor. Halbuki hoşuna giden bir filmi 1,5 saat soluksuz izleyebiliyor. İşte yani nefsin neyi arzu ettiği çok önemli burada. Yani neyi istediğimiz, neyle meşgul olmak istediğimiz, neye vakit harcadığımız çok önemli burada. İbadetler, efendime söyleyeyim, insanları çabuk sıkıyor. Ama dünyadaki şeyler, dediğim gibi yani internetten açıp 1,5 saatlik bir videoyu çok rahatlıkla izleyebiliyoruz. Kesintisiz olarak. Hiç kimse de sonunda ya bu ne kadar uzun bir filmmiş, bu ne kadar şeymiş demiyor. Neden? Çünkü nefsine hoş geliyor. Ama bir dini bir program olduğu zaman, tabii ki uzatmak taraftarı değilim hiçbir zaman. Bunda mesela yarım saati aştığı zaman insanlar homurdanmaya başlıyorlar. Nefsimizin ne istediği çok önemli değerli kardeşlerim. Allah-u Teala'nın nefsimize fazlasını yüklemeyeceğinden kasıt, yani insanların dediğimiz gibi yapabileceği kadar ibadetler yapması. Ancak gevşekliğe düşmememiz lazım. Sürekli bir gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Kutsi bir hadiste Yüce Rabbimiz buyuruyor ki kulumun farz olan ibadetlerini yerine getirmesinin kendisine yeteceğini. Yani kul farz olan ibadetleri yerine getirmekle ki Allah-u Teala'ya yaklaşacağını, nafile ibadetler etmekle de Allah'ın hoşnutluğunu kazanacağını söylüyor. Şimdi farzları yerine getirmek sadece kâfi midir? Yani zaten farzları yerine getirmek Allah'ın bir emridir. Nafilelerle onları desteklersek efendim çok daha güzel bir iş yapmış oluruz. Mesela bir adamı uçurumdan aşağı saldınız. Tam düşerken bir ip attınız, adamı tuttunuz. Düşmedin mi? Ama biraz aşağıda böyle. Uçurumun kenarı diyelim. Biraz aşağıda. Şurada bir yerde adam. Şimdi bu adamın kurtulması için iki önemli bir etken lazımdır. Bir tanesi çeken adamın güçlü kuvvetli bir adam olması lazım. Şimdi bizim tevessül ettiğimiz yer neresi? Allah-u Teala'nın makamı. Hiçbir şüphemiz var mıdır? Asla ve kat'a. Allah'ın bir gücünden, kuvvetinden, yapabileceklerinden hiçbir şüphemiz yok. Dolayısıyla yani yukarıda dediğimiz yer şey, Allah-u Teala'ya güvenimiz tam.
İpi çeken olacak, bir de ip olacak şimdi bu adamı kurtarmak için. Yani dayandığımız dayanak sağlam. Şimdi salih amel, yani amel yapmak, işe yapmak, günahlarla beraber efendime söyleyeyim eksik kusur ibadetler yapmak çürük bir gibi, ip gibidir. Bunu nerede kopacağı, nerede efendim seni yarı yolda bırakacağı belli olmaz. Ama imanın kuvvetli, farzları yerine getiriyorsun, salih amel, hani o adamı uçurumdan aşağı düşecek olan tutan adamın ipine bir sarmal dolamaktır. İpteki sarmallar ne kadar fazla olursa ip o derece kuvvetli olacak ve dolayısıyla aşağı düşen adamı güçlü kuvvetli olan bir adam çok rahat çekebilecek. Yani bunu böyle düşünmek lazım. Yani örnek belki birebir sizin kafanızda oluşmayabilir belki. Yani belki uyuşturamamışız dedim ama yani dediğimiz gibi Allahu Teala'nın nezdinde bizim yerimizi kuvvetlendirecek, Allah'ın rızasını sabitleyecek olan salih amellerdir. Bizler farzlarımızı nafilelerle desteklememiz gerekiyor. Nafile ibadetlere de dikkat etmek gerekiyor aziz kardeşlerim. Numan bin Nevfel radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah, Allah'ın en çok hoşlandığı amelleri, pardon, diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben diyor farzlarımı kılsam, yani namazların farzlarını kılsam, orucumu tutsam, helali helal, helal bilip haramda haram tanısam ve bunlara hiçbir ilave yapmasam, yani 5 vakit namazını kılacak, efendime söyleyeyim orucunu tutacak, helale helal, haramda haram bilecek, bunun yanında diyor nafile cihetinden başka hiçbir şey yapmasam ben cennete girer miyim sorusuna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor, sen cennete girebilirsin. Ama yani çok da basit değil. Bir, 5 vakit namazı kılacaksın, aksatmayacaksın. Yani her ne şartı olursa olsun. Yok efendime söyleyeyim oraya gittim, buraya gittim, şuraya gittim. Olmayacak. Mesela 5 vakit namaz kılan adam yazlarda mesela düğün davetiyelerine gidiyor, yastılarımıza gidiyor. Şimdi düğün mü önemli, namaz mı önemli? Namaz daha önemli. Aksatmayacaksın 5 vakit namazını. Sabah namazı, uyku tatlı geliyor, gelmeyecek. Namaz daha çok tatlı gelirse zaten uykunu yenersin. Dediğimiz gibi az önce söylediğimiz hani nefis daha çok neyi arzu ediyorsa, neyi kendisine ihtiyacı olduğunu seni şartlandırıyorsa sen onu yaparsın. Başka haramı haram bilecek. Efendime söyleyeyim sevabı helali helal bilecek, haramı haram bilecek. Yani haramları kendi nefsimize göre, kendi istediklerimize göre efendim sınırlandırmayacağız. Yani haramın sınırlarını kendimiz çizmeyeceğiz. Allah neyi haram dediyse, İçki içen bir adama sen şimdi alkol haram dersin, bir anda yüzü düşer. Haram işte yani. Efendim, haramın her çeşidi haram. Sadece belli başlı haramlar değil. Yani bunlara dikkat ettiğimiz zaman sen diyor nafile yapmasan bile cennete girersin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim buna inancımız sonsuz ama dediğimiz gibi biz farz ibadetlerimizde ve haramı haram bilip helali helal bilme konusunda bir takım eksiklerimizden dolayı nafile ibadetlere sıkıca sarılmalıyız ki onları tamamlayabilelim, o eksiklerimizi tamamlayabilelim. Evet, Mevla ile bağımızı güçlendirebilmek için salih ameller bizim olmazsa olmazımız. Yani namaz kılmak, sadece namaz kılmak kafi değil. Namazın içerisinde namazı yaşayabilmek önemli. Yani tekbir aldınız, ellerinizi bağladınız, namazın içerisindesiniz. Ağzınızdan Sübhaneke Fatiha dökülüyor. Aklınız dağda, bayırda, çayırda, tarlada, orada, burada, şurada. Yani bu adamın namaza konsantre olması pek mümkün değil. Yani zaten Fatiha'yı zaten beynin içine yerleştirmişler. Sen başka bir şeyle meşgul olsan bile senin dudaklarından dökülür o. Ama senin fikrin namazda değil ki. Sadece zikirle namazdasın sen. Yani sadece söylemek kafi olsaydı, sen şimdi bir adama efendime söyleyeyim eline tesbih versen akşama kadar çekse, yani ya Allah'a inanmayan bir adama akşama kadar verdin eline Subhanallah çekti. Şimdi bu adamın bir faydası var mı? Müslüman değil. Ona faydası yok. Ama sadece Müslüman olmak yetmiyor. Şuurlu Müslüman olmak lazım. Namaz içerisinde okuduklarımızı efendime söyleyeyim bilmemiz lazım. Hoca efendinin arkasından namaza duruyorsun. Farzdan sonra mesela kapıda sorsam cemaate, hoca efendi nereye okudu namazda, farzda, hangi sureler okudu veya hangi ayetler okudu diye sorsam birçoğu bilmez. Yani ezberinde olmayabilir ama yani emin olun Elem Tera'dan aşağısını okusam bile sorsan yani camide 100 kişi varsa bilmeyen bir 10 kişi temiz çıkar yani ben temiz söylüyorum.
10 kişi temiz çıkar. Yani ibadetlerimizde dikkatli olalım. Zaten hani günün belirli saatleri ibadetle meşgulüz. Yani sabahtan akşama kadar namaz kılan adam yok zaten hiçbir yerde. Mesela şimdi biraz sonra öğle namazını eda edeceğiz. Yani 10 dakika en yavaş kılan adam için 15 dakika bu. 15 dakikalık bir meşgale. Yani bu 15 dakikayı dolu dolu geçirmek, ibadetlerimizi layıkıyla yerine getirmek lazım aziz kardeşlerim. Evet, dediğimiz gibi eğer Rabbimize yaklaşmayı umuyorsak amellerimizde biraz daha dikkatli. Ya salih amel dediğimiz bu. Hem dünyada hem ahirette bize fayda sağlayacak ibadetlerdir dedik. Yani dünyada fayda sağlaması şu şekilde. Yani manevi açıdan seni huzura erdirir. Yani ibadetlerin dünyada bir karşılığını nadiren görürsünüz. Şöyle nadiren görürsünüz. Yani mesela namaz kıldın veya bir dua ettin. Duanın mesela kabul edip edilmeyeceği kesin değildir. Belki Allah-u Teala senin etmiş olduğun dua da bir ibadettir. Senin yapmış olduğun duayı erteleyecek. Belki bu dünyada istediğin sana vermeyecek ama ahirette verecek. İnşallah öyle olur. Evet. Demek ki müminler olarak iki cihanda mutluluğu, saadeti elde etmek için ibadetlerimizi, imanımızı salih amelle güçlendirmemiz gerekiyor. Yani daha hayat sermayemiz bitmiş değil. Elhamdülillah hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla kazanacağımız daha çok şey var. Belki bugüne kadar eksiklik yapmış olabiliriz. İbadetlerimizde eksiklik yapmış olabiliriz. Ama bu saatten sonra efendim aklımızı başımıza devşirip ibadetlerimize başlamamız gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak ibadetlerimizi kabul eylesin. Rabbim salih amel işleyen kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Şimdi benim sohbetim, Ramazan sohbetim bitti. Şimdiden kandilinizi tebrik ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum şimdiden. Cenab-ı Hak inşallah Ramazan'ı layıkıyla yaşayıp bayrama layıkıyla eren kullarından olabilmeyi bizlere nasip eylesin. El-Fatiha.